Hoş geldiniz. Bugün de yine şarabı anlama YouTube serimizde. Bugün sizi başka bir adaya getiriyoruz. Geçen sefer Yunan adalarına bir ziyaret yapmıştık. Bugün Sicilya. Gökhan Atılgan'la birlikte, ki Gökhan benden daha çok Sicilya şarabı içiyor. Şimdi Sicilya aslında bizim evimizde zaten devamlı, özellikle son zamanlarda. İş şöyle başladı. Covid sırasında daha çok kitap okuyoruz. Ben de kızım Ceylan'a bazı önerilerde bulunuyorum. Lampedusa'nın Meşhur Leopar'ını önerdim. Ufuk sevdi kitabı. Arkasından Visconti'nin ünlü filmini aldık. Leopar, Robert Lanchester, Alain Delon, Roger Cardinale falan. Onu da böyle seve seve hiç bitmesin gibi seyrettik sonuna kadar. Şimdi bir kitap okuyor. Gerçekten iyi bir kitap. Aslında 2000'lerde galiba başında çıktı. Peter Robb diye bir Avustralyalı. Sicilya kitabın adı da. Mafya falan da anlatıyor, tarihini anlatıyor ama çok iyi yazmış adam. Bu arada ben de hayal kuruyorum. Hayallerimden bir tanesi de Pantelleria Adası'na hiç gitmedim ama böyle fotolara baktım. Olağanüstü. Pantelleria'dayım şimdi. Ne bileyim, Ağustos ayında Atlanta'da aşırı nemli, rutubetli, sıcak ya da yer tarafı sivrisinekler. O değil de böyle güzel bir adadayım. Nefis bir kılıç balığı. Onun yanında ne bileyim böyle rezeneli, tam portakalı falan bir salata. Arkasından da şöyle güzel bir granita. Narlı olsun isteyelim. O da nar. Granita falan. Yanında da böyle adanın Sicilya özgü böyle Grillo falan gibi üzümünden pis bir şarap. Böyle hayal kuruyorum. Aslında adı hakikaten nasıl bunu, nereden başlayacağız? Açıkçası çok da düşünmeden. Lafı yine arkadaşım Gökhan Atılgan'a bırakmak istiyorum. Gökhan, nasıl yapalım sence? Yani adanın şaraplarından bahsederken nasıl bir sıra izleyelim? Merhaba herkese. Vedat, çok güzel bir giriş. Kılıç balığı ve rezene salatası benim en sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Ben de onları yediğimde genelde hep Sicilya'dan bir beyaz. Ya Sicilya'dan ya da Kampanya bölgesinden bir Fiano içiyorum. Mesela Carricante, Catarata harika olur. Şimdi valla ağzım çok sulandı. Çok harika. Hayali bile güzel. Sicilya, İtalya'nın sanırım en büyük bölgelerinden biri. Toskana'dan daha büyük ki Toskana çok büyük bir yer. Onun için tabii kolay değil 40 dakikada Sicilya'nın şarabını, kültürünü, tarihini konuşmak. Onun için aklıma benim şöyle bir şey geldi. Bir belki günümüzdeki Sicilya'dan bahsedelim. Ne bu? Birincisi Etna dağlarının, volkanik yanardağının bulunduğu bölge, Etna bölgesi. Burada çok iyi kırmızılar ve çok iyi beyazlar yapıyor. Bir bu. İki, onun güneyinde Victoria bölgesi var. Burada Cerasuola di Victoria, kırmızı ağırlıklı, kırmızı tabii ki. Frappato ve Nero d'Avolo'nun karışımından ya da Frappato'nun tek başına yapıldığı bir bölge. Bir iki tane bu bölgenin lokomotif üreticisi var orada. Onlardan bahsedelim. Üç de sen Pantelleria dedin. Pantelleria'ya doğru gidelim. Batıya. Tabii Pantelleria bir ada. Trapani ile Tunus arasında. Ben de gitmedim ama hep hayalim gitmek oraya. Şu fotoğraflarını gördükçe açıkçası kendimi hep orada hayal ediyorum bir şekilde nedense. Miskinlik yaparken ve çiğ balık yerken onları hayal ediyorum. Pantelleria değil ama belki tatlı şarap yapılan Marsala ve Trapani'ye gidelim. Marsala'yı atlayalım bugün. Belki bir gün ileride çok tatlı şarapları konuşursak konuşuruz. Marsala Trapani'de Marsala'ya giren bir sürü beyaz üzüm var. Buradan son senelerde tek başına bir sürü şarap görüyoruz. Biraz da oradan bahsedelim üçe. Bu günümüzü konuşurken tabii ki biraz da geçmişten bir konteks verirsek belki günümüzü anlamak için çok daha yardımcı olur. Her zaman gelecek geçmişe ışık tutuyor. Onun için de hani eskiden oralarda bir iki tane çok iyi üretici var. Ben içmedim ama hep okuduğum kitaplarda işte Tasca del Marito'nun Regalese'nin iyi bir Conte del Rosso galiba. Onun kırmızısından çok bahsediliyor. Sen onları içme şansın oldu mu? Bunlar tabii ki 90-80'lerde çok iyi. Nero d'Avola ve başka bir üzüm daha var. Hatırlıyor musun ismini? Pericone galiba. Evet, Pericone. Pericone'yi tek başına içmedim ama blend olarak içtim. Evet, hatırlıyorum. Hatta bir ara Türkiye'de ithal ettik. Lucien Arcas Bey'le birlikte Rosso del Conte'yi. Şimdi şöyle, yani ben Amerika'ya geldiğimde 90'da Regalelli şaraplarını bulmuştum. İşte Nero d'Avola. Tabii zevki değişiyor insanın. O zaman daha böyle şarap seviyordum. Daha güçlü, daha böyle reçelimsi, daha büyük, daha Avustralya şirazı gibi şarapları. Şimdi beğenmiyorum onları. Tabii çok
O ilginç yani insanın zevkinin nasıl değiştiği. Onlar ilk başta bana çok şey geliyordu, değişik ve çarpıcı geliyordu falan. Ama daha sonra Tasca Dalmerita üreticinin adı, ki bu bayağı şey bir aile, sonra öğrendik. Türkiye'de geldiler falan, kendi akçılarıyla geldiler. Oranın soylu ailelerinden bir tanesi, aynı şey gibi, Burt Lancaster'ın oynadığı prens gibi falan bir aile. Onların daha üst düzey şarabı Rosso del Conte. Fakat asıl eski Rosso del Conte'leri Ragusa'da Michelin 2 yıldızlı Duomo lokantasında buldum. Ki iyi bir şef, iyi bir lokanta. Özellikle krudilere çok iyi. Tabii o şarapla gitmiyor ama güzel et yemekleri de var falan. Eskileri çok iyi. Sonra aynı lezzeti bulamadı. Tahmin ediyorum ki stil değiştirdiler. Çünkü böyle eski bulduklarım daha çok yıllanmış o 70'lerin. Hatta 70'lerden itibaren işte. Rosso del Conte'leri adeta yıllanmış Bordeaux gibiydi. Böyle benim daha asil dediğim şaraplar, daha böyle klaslı olan, breed'i olan diyoruz. Tam Türkçe'ye çevirmek anlam tam istediğimi ifade edemiyorum ama klas diyelim istersen. Ve klas şaraplardı. Kör gözün parmağına. Saf ırk gibi. İyi bir saf ırk gibi. Değil mi? Ne gibi? Saf ırk. Hani atların böyle bir class of breed gibi safkan. Aynen, aynen. Bozulmamış. Aynen, aynen. Özel bir ve içtikçe insanı sıkmıyordu öyle bir. Fakat giderek sanırım daha şey şaraplar yapmaya başladılar. Uluslararası damak zevkine göre. Benim 1990'daki 30 sene önceki damak zevkime göre şaraplar yapmaya başladılar. Belki de bağlar mı değişti? Çünkü bunlar çok büyük üreticiler. Yani Sicilya'nın her yerinde şarapları var. Onu söyleyeyim. Bilemiyorum artık yani aynı bağ mı değil mi, daha genç bağlar mı falan ama fena değil. Fakat eski düzey yok ama o eski 70 ve 80'lerin şarapları çok iyi. Onların yaptıkları baya yani dünya çapında şaraplar. Bir de şardoneleri var ki de o da bazı seneler baya iyi. Onu da şeyde asıl içmiştim. Roma'daki bir balık lokantasında ve önce biraz isteksiz davrandım falan ama dedi ki adam göreceksin bu çok tepelerden geliyor yani bağlar çok şey olarak çok son derece rakım çok yüksek ve şey değil yani korkma öyle soda pop gibi aşırı meşe domine değil hoş klas bir şardone ve hakikaten de öyle çıkmıştı. Yani o yüzden iyi şarapları var. Planeta var tabii orada yine çok büyük bir üretici. Onların da sanırım her yerde bağları var. Fakat işin doğrusu şu ki o ilginç. Yani bundan daha 10 sene önce bile yani ben ne zaman başladım demekle geliyordu 90'da. Yani 2010'a kadar Sicilya dediğimiz zaman akla Nero Davola. Ondan sonra yavaş yavaş modası geçmeye başladı. Yani ben belki 150 tane değişik şimdi Amerika'da işte önde gelen farklı şarap dükkanlarından mail geliyor. Hiç kimse bundan bahsetmiyor. Yepyeni üzümlerden, başka üreticilerden, Sicilya'nın farklı terroirlerinden bahsediyorlar. Daha böyle reçelimsi, cemi, fazla meşe falan o tip Nero Davola'lar. Herhalde piyasada hala var ama belki daha çok 3. Dünya piyasasından, şarap kültürü açısından henüz işin başında olan ülkelere daha çok sanırım ihraç ediliyor. Ya da oradaki trattoriyalarda house wine dedikleri yani sürahiyle gelen ucuz şarap olarak falan verilmeye başladı sanıyorum. Ben pek görmüyorum. Yani Parker'ın, Robert Parker'ın bir zamanlar ünlü olan damak zevkine uygun o tip böyle büyük, güçlü şaraplar diyelim yine tekrar böyle ağır ve hantal tabii negatif bir deyim oluyor ama ağır ve hantal da olabiliyorlar. Fakat alkolü yüksek, meyvesi son derece olgun o tip bazen de iç bayan tip şaraplar pek görmüyorum artık. O yüzden ilk başta benim negatifti Sicilya'ya. Ondan sonra ilginç bir şey oldu. Yıllar önce bu şey programını yaparken tadı damağımda Roscioli'deydik Roma'da. Oranın sommeliyesi de Master Sommelier falan. Adamın uzmanlık alanı Sicilya şaraplarıymış. Ben de demiştim yani o kadar değişik ilginç şaraplar var mı? Tabii ki var. Bence dedi tabii yani Piemonte dedi kırmızılarda şeyde özellikle Friuli bölgesi beyazlarda belki en çok bilinen dünya çapında ama inanılmaz bir potansiyel var ve şu an çarşıda çok iyi şaraplar var Sicilya dedi de falan. Ondan sonra ben de daha ciddiye alıp biraz farklı şaraplar denemeye başladım. Ve konuşacağız şimdi yavaş yavaş hakikaten güzel şaraplar keşfettim. Şeye katılıyor musun bu dediğime sen başladığında yani Nero Davola'lar ne oldu sence? Niye birdenbire
insanlar artık yani trend değil artık, duymuyoruz bile. Çok iyi bir gözlem. Şöyle bir kitap var, Vino Italiano diye, Regional Wines of Italy. Yenilendi mi bilmiyorum, ben bunu 2003-2004'te aldım sanırım. David Lynch vardı, David Lynch diye Babbo ve Bastianici lokantalarında çalışan wine director'ı ve sonra San Francisco'ya gitti galiba 2008-2009'da. Queens'te rastlamıştım en son 2010 yılında. Onların ortak bir kitabı. Yani o zamanlar için ve hala İtalya için en önemli referans kitaplarından biri. En azından İngilizce. Ian Dagata'nın kitapları haricinde belki de. Burada şimdi bu yayından evvel şöyle bir İtalya kısmını açtım. Sicilya kısmını. Şöyle bir göz gezdirdim. Geleceğe bu 2002'de yazılmış galiba bu kitap. Biraz sonra konuşacağımız hemen hemen hiçbir üzüm yok. Mesela Carricante'den hiç bahsetmiyor. Nerello Mascalese'den hiç bahsetmiyor. Geleceğe umutlu baktıkları üzüm burada Nero Davola. Ben de başladığım zamanlar işte bu kitabı herhalde 2004'te falan aldım. Yanlış hatırlamıyorsam. Nero Davola hep her yerde yazıları çıkanırdı, okunurdu falan. Herhalde o zamanki şarap trendleriyle Nero Davola bayağı bir paralellik gösteriyor. Çünkü Nero Davola'ya baktığımız zaman daha büyük şaraplar. Meyvesi genelde koyu meyve. Hani böyle ne diyelim koyu meyve. Böyle birazcık fazla olgun erik diyelim belki de. Erik reçelini düşünün ama asidesi biraz daha düşük. Fresh değil yani serinletmiyor. Şimdi 2010'dan sonra aynen kuru erik gibi. Şimdi 2010'dan sonra baktığımız zaman belki ben son 10 senedir biraz senin de bahsettiğin gibi birkaç üreticinin tek başına Nero Davola hariç ki onlara da biraz sonra değiniriz. İyi bir Nero Davola ne rastladım ne de konuşulduğunu duydum. Tamamen son 10 senede birkaç bölge ve bunlardan bir tanesi ilki bence Etna Dağları'nın, Yanardağ'ın bulunduğu bölge bir şekilde sahneyi aldı. Burayı önce istiyorsan ikiye ayıralım. Geçen hafta Asitik kırmızı ve beyazları da, çünkü bu bölgenin hem kırmızısı hem beyazları da bence çok iyi. Konuşulmaya değer bir 5 dakika. Geçen hafta Asitiko ile başlamıştık. Asitiko, Santorini'nin Asitikosuyla Etna Dağları'nda da ona benzer bir beyaz var. Carricante. Özellikle Milo bölgesinde çok yüksek rakımda yağmurlu bir bölge orası. Çok iyi sonuç veriyor. Nasıl dersek bu üzüm, ben tuzlu bir üzüm derim. Yani böyle içtiğiniz zaman tuzlu ve mineralitesi var. Asitiko'ya benziyor ama aralarında çok temel bir fark var. Asitiko belki bir 10 bin metre koşucusu gibi bir fiziğe sahip. Carricante ise 100 metre koşucusu gibi. Biraz daha ince kaslı. Yani alkolü daha düşük. Asitikolarda genelde 13,5'tan aşağı alkol pek rastlamak zordur minimum. Carricante'lerde 12-12,5'un üstüne pek çıktığı pek yani rastlamıyorum. En azından benim içtiğim üreticilerde maksimum alkol 12-12,5. Böyle de olunca o 100 metre koşucuların hani İngilizce'de bir race denilen bir böyle delici bir yırtıcı mineralitesi o tuzlu mineraliteyle birleşince ortaya inanılmaz keyifli şaraplar çıkıyor. Carricante için neler dersin? Tamamen katılıyorum söylediklerine. Yani lean anlamında İngilizce. Aynen lean. Türkçe, yani ben onu ince kaslı diye çevirdim. Türkçesini evet, bilemedim yani. Evet böyle Asiatico genelde daha büyük. Hadis belki daha yapılı ve yağlı diyeceğim derse bazen. Gra dedikleri var ya Fransızların. Olabiliyorlar. Yani hani daha Chardonnay yakın şey olarak bence yoğunluk, hacim olarak. Carricante'ler çok daha ince kaslı. Ben şu ana kadar içtiğim hemen her Asiatico'yu beğendim. Yani böyle ne diyeyim, aman olağanüstü yani şu anda bir şey yaşıyorum, ciddi bir deney yaşıyorum diye Nirvana'ya çıktım. Pek olmadı. Yani belki oldu o bahsettiğim bir Tinos bir tanesi. Hakikaten ya da bir Küve 15 Hacı Cakis çok çok beğendim. Ama hepsini beğeniyorum yani eskiden 8 euro şimdi 13-14 euro olan Gaya'nın Talasakis'ini aldığım zaman her zaman çok iyi çıkıyor ya da Argyros gayet güzel çıkıyor. Fakat Carricante ilginç daha uçlarda bazen çok basit buluyorum yani mesela geçenlerde $80 verip aldım 2015 Pietra Marina içtim Benanti'ni yani $15-20 olması lazım yani o düzeyde böyle düzgün yapılmış asitesi güzel sitruslu olan hiçbir hatası olmayan belli bir mineralite de var öyle şarap çok buluyorum ama aynı fiyat hatta biraz daha ucuza ne bileyim güzel bir şey verdik ya mesela bulabilirim. Biraz farklı gerçi ama iyi bir şey bulabilirim, müskade bulabilirim. Buna karşılık Carricante'de Nirvana'ya da çıktım. Şeyde mesela 2015'te sanıyorum Del Posto lokantasında 2001 Pietra Marina içmiştim. O mesela olağanüstü bir şaraptı. Yani ne bileyim Koşturi'nin Corton Chalmane var, ver 6000 euro alalım bir tane yani.
Onun gibi mesela 96'yı nispeten yakın dönemde içtim. Tamam, olağanüstü bir şaraptı. Koşturayım 90 ama yani ona göre de parası da ona göre yani. Lokantada olsa 10 bin dolar olacak neredeyse. Şimdi buna karşılık öteki lokantada 300 dolardı Del Posto'da ama hakikaten yani mühim bir şaraptı. Çünkü çok derinliği olan, çok kompleks bir şaraptı. Şimdi Caricante iyi olduğu zaman hakikaten çok iyi oluyor. Daha da çok yıllanıyor sanıyorum Asir Tükü'ye göre. Sonra sana söyledim. Sen de bana çok ilginç bir şey söyledin. Yani sana galiba bir sommelier'den duymuşsun. Pietra Marina, Benanti ile ilgili. Onu lütfen bir daha tekrarlamak mümkün mü? Ya, tabii ki. Berat'ın bahsettiği üretici Benanti sanırım 87'de 88'de ilk, yani ilk demeyelim ama ticari olarak büyük boyutlarda iyi yatırım yapıp da Caricante'yi, bu beyaz üzümü Sicilya'da ilk üretenlerden biri Etna dağlarında. Onun birkaç şarabı var. En işte özel bir bölgeden ve en yüksek rakım Milo bölgesinden çıkarttığı bağlardan yaptığı da Pietra Marina. Pietra Marina'nın Berat'ın bahsettiği 2001-2009'unu içtim. O da öyle mükemmel. Yani belki de dünyanın en iyi özel beyazlarından biri derinlik olarak. Onlar için herkesin fikri gerçekten olağanüstü şaraplar olduğu. Yalnız ben 2004 ve 14 ve 15'i içtiğimde bu şarapları çok özel bulmadım. Yani çok iyilerdi ama tabii ki bu kadar herkes bu şarapların olduğunu düşününce fiyatlar şimdi çok fiyatlar öyle çok ekonomik değil. Galiba şişesi 80-90 dolar civarında. Geçen sene İtalya'da çok iyi bir lokantanın sommelieriyle konuşuyordum. İçmeyi düşündüğüm şaraplardan bir tanesi Pietra Marina'ydı 2015'i. Onu değil ama başka bir şaraba gittiğimde o da Pietra Marina'yı tavsiye etmiyorum. 2010 yılından sonra bağlarını değiştirdiler dedi. Yani source, bağların kaynakları değişti dedi. Sonra ben bunun Benanti'nin kendi sayfasına tabii ki böyle bir şeyi kamuoyuna direkt açık olarak söylemiyorlar. Ama sonra biraz araştırınca bu sefer Amerika'da birkaç insanla konuştum. Yani bu işin ticaretinde olanlar. Onlar da doğruladılar. O bağlar kiralıkmış. Sonra Amerikalı bir iş adamı işte bu çok zengin Kaliforniya'da da şarap üretiyor. Rice Vineyard diye. O çok etkileniyor Caricante'den. Galiba Vedat senin bahsettiğin 2001'i içiyor ve diyor ki hayatta içtiğim en özel şaraplardan bir tanesi. Bunun nedenini araştırıyor. İşte özel bağlar olduğunu buluyor. Ve Benanti'ye de Salvo Foti diye bir oranın çok ünlü bir önoloğu diyelim. Genelde baktığımız zaman Sicilya'daki Etna bölgesindeki şaraplarda hep Salvo Foti'yi ismini görürüz. Hep danışmanlık yapıyor. İkisi beraber Salvo Foti ile bu Amerikalı iş adamı o bağları bir şekilde bazı kısımlarını alıyorlar. Ve 2010 yılından beri de son senelerde kendileri üretmeye başladılar. Onların o yaptığını içmedim. Hani bir yorum yapamayacağım. Şarabın ismi Aeris galiba, Caricante. O da fiyatı şeyden Pietra Marina'dan farklı değil ama dediğim gibi bildiğim kadarıyla Pietra Marina'nın son senelerde belki iyi olmamasında o kadar özel olmamasının sebeplerinden birisi bağın, şişeledikleri bağın kaynağının değişmesi. Evet, Salvo Foti çok yer için şarap yaptı. Aynen. Bazı kendi adıyla da çıkardı Salvo Foti diye kırmızı. 2007 Salvo Foti. Evet, Vigner Salvo Foti 2008'de almıştım. Beğenmedim. Yani kuru erik gibiydi şey olmasına rağmen. Nerolo Mascalese. Fakat iyi şarapları da var. Gayet şey. Burası tabii genç bir bölge çünkü. Dinamik bir bölge. İnsanlar yeni yeni keşfediyor. Aynen. Ben de şahsen şeyi keşfettiğim zaman ilk o iyi bir kırmızıya geçiyorum şimdi. Nerolo Mascalese. Kalese bir de genelde harmanlıyorlar. Nerolo Cappuccino diye ama onu tek başına içmedim. %80 gelince Mascalese oluyor. İlk içtiğimde şey demiştim ya bu çok ilginç. Çok iyiydi. Yani sanki Burgonya içiyorum güzel. Ne kadar böyle şey ipekimsi hatta hafif şey bir üzüm. Olgun ama kesinlikle reçelimsi değil falan. Sonra dedim ki bu ilginç. Şimdi bu şeye benziyor. İkinci içimde daha çok. Biraz Côte d'Rhône'u andırıyor falan. Sonra acaba bu Nero Davola mı dedim gibi bir şey. Gerçekten Mascalese mi falan. Çok fazla stil gördüm. Çok fazla şey gördüm. Yani büyük bir potansiyel gördüm üzümde. Daha sonra şey vardı Lay şaraplarında şimdi bilmiyorum hala orada mı? Lorenzo İtalya. Şeyde çalışmış birkaç sene şaraphanelerde Etna'da. Dedi ki bana yani tabii Etna, mineral güzel yani. Yani çok iyi ama bazı yerler nereye baktı önemli. Şey güneşini alıyor. Öğleden sonra güneşi vuruyor. Tabii çok sıcak. Fenolik olgunluk olmuyor. Yani o yüzden senin o
şikayet ettiğin fenilik olgunluk olunca ne oluyor şaraplarda? O dediğimiz böyle kuru erik gibi lezzetler ortaya çıkıyor. Fakat sonunda da böyle yeşil tanenler oluyor. Daha böyle iyi anlamda değil, kötü anlamda kullanıyorum. Otsal bir özellik var. Öte yandan belli yerlerinde adanın ve iyi de yapılırsa şarap, yani verim çok alınmaya çalışılmazsa çok şey oluyor gerçekten, son derece böyle daha çok kırmızı meyveler, orman meyveleri ağırlıklı olabiliyor. Hafif dokunuşlar ve baharatımsı dokunuşlar olabiliyor. Bitimde de, onu sen çok güzel söylemiştin bir kere, acımsı ama hani iyi İtalyan şaraplarında bir acımsılık vardır dedin. Ben onu şeye benzetiyorum, böyle bir kirazın mesela, çok güzel bir kiraz. Beğeniyorsun, adeta dişini acıtır bir şekilde şeyini de çiğniyorsun, çekirdeğini de çiğniyorsun. Böyle hafif bir acımsılık gelir ya, ona benzetiyorum. Öyle bir acımsı bir bitiş de olabiliyor. Pinot Noir, Burgonya'dan ayıran. Yeride de bir topraksılık olabiliyor mineraliteden gelen. Yani iyi bir Nerello Mascale ise bana göre fiyat kalite olarak da hala dünyanın şeyini bulduğun zaman, doğrusunu bulduğun zaman nispeten az bilinen, nispeten diyorum, güzel kırmızı şaraplarından. Katılıyor musun dediklerine bilmiyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ben bu hafta içinde bir Nerello Mascale seçtim. Tenuta della Nera'nın. Bu hani ilk defa Etna şaraplarına başlayacaklar için tavsiye edebileceğim üreticilerden bir tanesi. Çünkü bazı şarapları Caricantes olsun, Etna Bianco, ya da kırmızısı olsun, Etna Rosso, 15 euro civarında. Ama o terroirin hani iyi şarap örneklerini veriyor. Severseniz sonra daha pahalı şarapları da var. Özel kurulardan üretiyorlar. Sicilya'da onlara Contrada deniyor. Daha özel bölgelerde üretiyorlar. Benim Nerello Mascalese, mesela bu şarabın 2018'ini içtim geçen gün, 2-3 gün evvel. Bu Nerello Mascalese'de bir uç var. Sanki bir ipin üzerinde yürüyormuşsunuz gibi. Bir gerilim yani. O şarapta iyi. Bir tarafta böyle bir kirazın tatlılığı var. Hani bunu tatlı bir meyve diyelim. Kızı meyveler ama asidite de var. Ferahlatıyor. İpin öbür tarafında da o gerilimi canlı tutan bir hafif bir acılık var. Acılık derken topraksılık diyelim. Bitterness İngilizcesi. Türkçe bu deyim olarak nasıl kullanırım? Belki topraksılık, belki bir acılık diyelim. O tip. Bu tatlıyla acımsılık arasındaki gidip gelme açıkçası damağı devamlı ferah tutuyor. Ve siz devamlı bardağınıza kendinizi gidip giderken görüyorsunuz. Yani entelektüel açıdan da sıkıcı bir şarap değil. Nasıl içtiğini anlamıyorsunuz. Çok ferahlatıcı. Ben yani benzetmeye kalksam Vedat'ın benzettiği Pinot Noir benzetmesi çok kullanılan iyi örnekleri için, çünkü Pinot Noir'ın o zarafeti var. Belki ayrılan yönleri var bu acımtırak yönünden. Ama meyve, en azından meyve tarafları tabii ki çok benziyor. Yani böyle hafif Pinot Noir, Gamay, Beaujolais ile Chianti arası diye özetlerim. Çok benzetmeleri kullanıyorum. Çünkü herkesin, her şarabın kendi bir özelliği var. Bence çok arkadan da tabii ki o volkanik topraktan gelen böyle bir is ve mineral yapıyla da bir destekleniyor. Çok keyifli şaraplar. İyi örnekleri yakalandığı zaman, ne bileyim, Gracchi'nin şarapları güzel. Tenuta della Nera'nın gayet iyi. Benanti, demin konuştuğumuz Pietra Marina ya da beyazları üreten üreticinin birkaç tane kırmızısı var Nerello Mascalese'den, değişik fiyat bantlarında. Ama hepsi belli bir kaliteyi tutturuyor. Nerello Mascalese de gayet güzel. Evet, şimdi tak tak adları mitralyoz gibi şey yapmayayım ama yıllar boyunca benim de sevdiklerim var. Mesela bir tanesi Kaos, bir tanesi Gracchi'nin işte 600 değil de Kota 600 değil, Kota 1000. Onları yazarız merak edenler için. Aynen. İşte yapanlar. Fakat işte her zaman mesela Frank Cornelissen çok şarap yapıyorlar. Frank Cornelissen İtalyan değil. Belçikalı. Yani mesela Vasat buldum da oldu, çok beğendim de oldu. Hatta ilk şeyde içmiştim, şimdi yok, In the Wolf lokantasında. Orada şeyde çalışıyordu, çok çok iyi o çocuk. Bir ara sonra Türkiye'ye gitti, şimdi Amerika'ya döndü. Mesela o oradaydı. Neyse, Cornelissen tavsiye ettiler. Yani sıradan buldum. Orkasından size başka bir şarap açalım dediler. Ama biraz daha pahalı. Tamam dedim. O ikinci şeyini almadılar yani. Benim beğenmediğimi. İkinci bir kornisini açtılar. Çok iyiydi. İşte o şey çok önemli. Farklı plotları bilmek orada. Mesela senin dediğin şeyin de Tenuta della Nera'nın da pre-filoksera. Filoksera öncesi, evet. O meşhur, o bir bağ var falan. Ondan eski bir şarap içmiştim hakikaten. Yani evet, ucuz değildi, pahalı bir şaraptı ama o da bayağı iyi bir şaraptı. Yani şey,
o fiyatta bir Fransız şarabı o düzeyde olması için yani 2-3 misli para veriyorsun bir Fransız şarabına, öyle diye. Yani çok sürprizlere açık bir bölge. Ben de öğreniyorum daha yavaş yavaş falan. Mesela Kaos'u da yeni keşfettim, yeni içtim. Şey yani ve şaşırdım. Ve fiyat da iyiydi onda. Yani sanırım 40 dolar falan verdim. 35-40 dolar. Evet. O civarda verdim. Ama daha garantili iyi şarap istiyorsa insanlar, yani şey biraz farklı. Ragusa'ya doğru uzanmak lazım. DOCG bir bölge, ayrıca orası o şeyler. Çerezo olalar. Orada iki tane çok iyi üretici var. Özellikle topraksı şarapları seviyorlarsa, hani o şeyden bahsettin ya, bitimdeki o topraksılık falan. Hem topraksı hem de son derece bizim juicy dediğimiz akışkanlığı çok mu diyelim, juicy nasıl diyelim, böyle şey şaraplar. Enerjik şaraplar, insana keyif veren şaraplar. Asitesi güzel fakat şey de değil yani, ekşi değil tabii yani. Bence o güzel bir bölge orası. Victoria değil mi bölgenin adı? Victoria bölgesi. Burada biraz daha Sicilya'nın biraz daha geride kalmış bölgesi. Daha kırsal kesimi diyelim. Çünkü hem Catania hem Palermo'ya, iki tane büyük şehir, ikisine de çok yakın değiller, uzaklar. Burada iki tane üretici var. Önce ikisi de şarapları belli bir kaliteyi tutturuyor. Bir tanesi Kos, öbürü de Kos'un ortaklarından bir tanesi Giusto Occhipinti'nin artık akrabası diyelim. Arianna Occhipinti'nin Occhipinti şarapları. Genel olarak burada iki üzüm, Frappato ile Nerodovola. Bir de Cerasola di Victoria diye ikisinin birleşiminden karışım yapılıyor. Normalde Frappato çok nasıl diyeyim, hafif böyle rozemsi, tam yazlık bir kırmızı şarap. Böyle çiçeksi, hafif serinletici. Ama Nero Davola ile birleşince daha bir derinlik kazanıyor ve çok keyifli şaraplar oluyor. İkisinin de hem Kos'un hem Occhipinti'nin bu şarapları ben beğeniyorum. Bir tanesini seçmem gerekirse en azından kalitede standart olarak benim tercihim Kos olur. Ürettiği çünkü 8-10 şarap var. Hepsinde belli bir kaliteyi tutturuyor. Arianna Occhipinti için belki o biraz daha meşhur. Şarapları iyi ama pahalı şaraplarını ben daha çok beğeniyorum. Mesela %100 yaptığı, %100 Nero Davola'dan yaptığı Siccanio, benim ilk içtiğim, belki de etkilendiğim 2006'sı Sicilya şaraplarından bir tanesi. Blue Hill at Stonebars'ta içmiştim, hiç unutmuyorum. Çok etkileyici. Yine aynı şekilde %100 Nero Davola Kos yapıyor, Contrada diye. O da özel bir şarap, çok iyi yıllanıyor. Bunlar çok eski bağlardan. Pardon, böldüm seni ama işte o Nero Davola benim çok beğenmediğim Regalienne'nin Nero Davola'larından çok farklı değil mi? Yani ikisi aynı üzüm ama farklı terörde farklı, aynen terör farkı var. Bunlarda ikisinde de Contrada'da ve Siccanio'da %100 Nero Davola olmalarına rağmen mineral ve freshness, tazelik çok önde. Freshness, juicy dedim ben, evet. Fresh, güzel diyeyim. O tazelik ve enerjik bir şarap diye. Enerjik diyemezsin şarabı, bir insan gibi enerjik bir insan. Kesinlikle enerjikler ve de arkalarında da tabii bir derinlik var. Onu da bir mineral yapıyla sağlıyorlar. Onun için serinleticiler. İkisi de bence çok etkileyici. Fiyatları biraz hani 20 değil de belki 40-50 bandında. Ama hani %100 Nero Davola'nın iyi örneklerini içmek isteyenler olursa Siccanio'yu ve Kos'un Contrada'sını tavsiye çok ederim. Ben bir de bu bölgenin şaraplarını çok yazlık kırmızı olarak seviyorum. Çünkü ne bileyim, ortaya bir sürü yemek koydunuz. İşte domates salatası, işte önden belki bir çiğ balık, arkasından işte köfte. Her şeye uyacak ve kırmızı içmek istiyorsunuz. Bence en güzel şaraplardan bir tanesi. Rose içmek istenmiyorsa belki bir, dediğim gibi, Cerasola di Victoria. Harika, iki tarafı hafif de serinletti. Biraz belki buzdolabında da yarım saat geçirirse çok keyifli, enerjik. Hafif de derinliği olan, gayet keyifli. Fiyatlar da gayet uygun. Kos'un çoğu şarabı 20 euronun altında ve Avrupa'nın diğer yerlerinde de tahmin ediyorum 20-22 euro civarında bulunabilir. Ve belli bir kaliteyi tutturuyor. Çok iyi bir üretici, biyodinamik organik tarım yapıyor. Güzel o turuncu şarapları da var Kos'un. Genel olarak ben yani menüde hiçbir üreticiyi bilmiyorsam, Kos'un şaraplarını görüyorsam genelde tercih ediyorum. Belli bir kaliteyi tutturuyorlar. Bence Türkiye'nin kurtuluşu için de şu anda harika bir reçete verdi. Tipik insanımız yemeğe çiğ balık krudi ile başlasa, arkasından güzel bir çiğ köfte, şarap olarak da Cerasola di Victoria, bu işi götürmüş oluruz biz bence. Harikaydı, bunu çok çok beğendim. Nefis şeyde. Bence güzel böyle bol nar ekşili bir çiğ köfteyle de harika gider. Gider, kesin gider. Bol nar ekşili yani kısırla falan da çok iyi gider o şaraplar yani. Kısırla, domates salatasıyla.
Nefes. Tam zamanı yaptı. Sucukla. Canım çekti. Kesinlikle ferahlatır. Şöyle o sarımsağı falan karşı koyar böyle içindeki. Bir Sicilya'nın bir şeyi de çekiciliği şimdi. Eskiden dedin hani Marsilya'ya gelen üzümler ne falan bilmezdik. Şimdi bunlar ayrıldı. Hatta hatırlıyorum. Sicilya gidişe birinde şeyde bir kooperatif çiftlikte kalıyorduk falan güzel. İşte Grillo'muz var, Zibibbo'muz var, Grecanico var falan. Şimdi üçünü de Allah Allah acaba içtim mi? Sen Zibibbo'yu duymuştum çünkü Zibibbo şeyden herhalde Nüska Alexandria, Nüska Krebe. Şey. Hepsini böyle ayrı ayrı tattığımı hatırlıyorum. İşte bu şeye giren şaraplar, Marsilya'ya giren şimdi ayrı şişelenmeye başlandı. Baktı değişik, farklı, ilginç. Daha sonra bir şeyde Taormina'da bir lokanta, o Michelin yıldızı bir lokanta güzel bir yemek yiyorduk. Avusturyalı şef ama o şeyi çok iyi yapıyor tabii. Sicilya yemeklerini. Oradaki ne ısmarladım hatırlamıyorum ama yani şarap olarak yemeği şeyle başladım. Crudi ile başladım. Hani sen Crudi ile dedin şey çok iyi gider. Kesinlikle öyle bir karikante. Crudi İtalyanca yani çiğ balık. Evet. Ama tabii hafif de bir üstünde vinaigret oluyor ne bileyim. Azıcık bir limon, tuz, portakal, rayası da oluyor. Yani bir Japonya'dan farklı tabii. İtalyan şeyi, krudileri. Ben dedim ki galiba kırmızı içecektik o gün çünkü et yiyecektik. Bunu dedim bir bardak karikante herhangi bir tavsiye eder misiniz? Kız dedi ki size dedi bir grillo getiriyor. Yani grillo içmiştim ama yani çok şey yapmamıştım, etkilememişti. Bu dedi çok iyi dedi. Bir bakın falan. Tolini şarap. Hakikaten şarap bir kere son derece delici. Asitesi çok güzel bir asitesi var. Keskin. Senin dediğin gibi ince belli bir şarap. Fakat aynı zamanda kompleks. Böyle itime doğru hafif floral, çiçekimsi. Fakat itime boğulu. Bu sefer iyi anlamda otsal dokunuşları olan bir şaraptı. Bayağı iyi gitti şeyle birlikte. O dediğim çiğ balıkla birlikte. Sen bunları deniyor musun? Sonra da Gabriel Bini'nin falan şarapları denedim. Oldukça şey, natür şaraplarını. Onların da çok ilginç buldum. Sen bu şeyleri deniyor musun? O Trapani taraflarında, adalarda, orada falan. Ben bu farklı üzümlerden yapılan şey, deniyorum. Hatta çok seviyorum. Yani bunların hepsi, Vedat, sen çok güzel özetledin. Normalde Marsala tatlı şaraplara da blending, karışım olarak kullanılan üzümler. İşte Catarrato var, Insolia var, Grecanico var, Zibibbo Moscato diyorlar, Grillo var. Bunlar şimdi tek tek şişelenmeye başlandı. Açıkçası biz de yeni keşfediyoruz. Yani İtalyanlar da yeni keşfediyor. Çünkü bundan önce bunları sek şarap olarak tek tek üretildiği çok yeni. Dediğin gibi hepsi bir kere çok ferahlatıcı. Biraz Catarrato mesela ben çok seviyorum. Birazcık Rom Vadisi'nden belki bir Viognier'e benziyor biraz vadisi. Hafif spicy, öyle bir yoğun bir kremamsı bir yoğunluğu var. Ama aynı zamanda ferahlatıcı. Grillo dediğin gibi o da çok serinletici, asiditesi yoğun. Grecanico üzüm olarak bu İtalya'nın kuzeyinde Garganega diye bir üzüm var. Sova'da. Aynen. Üzüm olarak sanırım o da gayet başarılı. Ben o bölgenin önümüzdeki 5-10 senede çok ilginç üzümler ve şaraplar çıkartacağını düşünüyorum. Sevdiğim birkaç üretici var. Bir tanesi çok iyi bir Marsala üreticisi Marco De Bartoli. Onun sek beyaz şarapları çok güzel. Mesela Grillo ile galiba Catarrato ya da Zibibbo'yu karıştırdı. Sole Evento var. Çok uygun fiyatlı. Sanırım belki İtalya'da 15'in altında bir olabilir. Çok keyifli bir şarap. Yani Sole Evento güneş ve rüzgar gibi düşünebilirsiniz. İki üzüm farklılığını yansıtıyor. Yine Trapani Marsala tarafında Neo Barraco diye bir üretici var. Deniz kenarına çok yakın üzümler yapıyor. Bağları var. Denize çok yakın orada kumların üzerinde. Onun Vinyamare diye bir şarabını içtim. Gayet başarılı buldum. Bazılarında skin contact dediğimiz hafif masere ediyor bir iki gün. Senin bahsettiğin Gabriel Bini var. Şarapları biraz daha pahalı. Bir iki iyi şarabını içtim. Catarrato muydu? O da skin contact yapıyor, masere ediyor. Aynen. Üzümleri aklımda değil. Bir tanesi çok kullanılmayan galiba Pignatello diye bir üzüm olabilir. Bir tane de beyaz galiba Catarrato ile Pignatello'yu karıştırıyor. Hafif rozemsi bir tanesi galiba Serragio diye bir şişe. Avrupa'nın bazı böyle hani hip Londra falan gibi yerlerde de çok açıkçası revaçta Gabriel Bini'nin şarapları. O bölge bence çok enteresan çünkü hiç tanımadığımız üzümler. Yani ben de çok merakla bekliyorum. Şu anda fiyatlar da ucuz yani 15
civarına, 20 civarına, belki daha azına, belki de İtalya'da yaşayan insanlar, Almanya'da yaşayan insan belki de bunları 12-13 euroya alabilir. Çok enteresan üzümler var. Bir de oralara gittiğinizde işte senin hani başladığın gibi hayal de kuruyorsun. Pantelleri'ye gidermiş gibi. Şimdi ben birazcık Katarato ya da Grillo içtiğimde kendimi hep Pantelleri'yi de hayal ediyorum. Onun için aynı zamanda İtalya'ya bir şekilde bize değişik yerlerine pencere açıyor. Bir de eklemek istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Biz Tasca Dalmatia'da çalışırken bir de %100 insolya getiriyorduk. İnsolya'nın, onun insolyasının asidesi yüksek değildi. Fakat yani ilk 3 sene, 4 sene içinde içmek lazım şarabı. Ama gerçekten hoş, meyvemsi bir şaraptı. Çok dengeli bir şaraptı. Böyle yaz meyveleri hatırlıyorum onun getirişi. Gayet uygun fiyatlı olan şarabını da insolya'dan yaptı. Yani bunlar çok farklı hakikaten. Katarotto, Insolia, Zibibbo, Muscat'a bir şey, Grillo falan. İnanın orada gerçekten ciddi bir yelpaze var. Fakat enteresan olan şu ki yani bunu söylemek lazım işte. Biz yine şarapçılıkta şeye gitmişiz. Yani herkes Mersin'e giderken tersine gitmişiz. Çünkü şu anda yani birden çok ilgi var. Fiyatlar da uygun bu şaraplara. Ve sen kullandın deyimi tekrar edeceğim. Sonra da hip yerlerden, hip yerleri küçümsemiyorum. Londra falan hip yerleri. Dünyanın en sommelierleri oralarda yani. Genellikle gerçekten çünkü her şeyi deneyebiliyorlar. Bunlar tutuyor. Dünya bunlara giderken biz tutuyoruz. Cabernet yapalım, Syrah yapalım, Chardonnay yapalım. İşte olmuyor. Orada pazara gitmek çok zor. Çünkü zaten orada oyuncular yeri tutmuş. Zaten o düzeye çıkıyor. Belki 30 sene, 50 sene olabilir. Ama zor. Bu şekilde yani Silja'nın bir başarısı da işte eskiden bunlar. Onu sen çok güzel şey yaptın, tespit ettin Gökhan. Gerçekten tatlı şarapların çoğu denize yakın yerlerde. Çünkü ucuza yapıyorlar. Tabii tatlı şarap kötü olur diye bir şey yok da. Uzun zaman birçok şey yemeklerde falan kullanan Marsala gibi sıradan tatlı şaraplar denize yakın. Çünkü liman orada. Hemen orada yapıyor, oradan yolluyor. Tonlarca başka ülkelere gidiyor falan. Bunları yapmışlar. Birdenbire demişler ki ya burada aslında ciddi bir potansiyel var. Bizim kendi üzümlerimiz var. Yani niye bunları değerlendirmeyelim? İşte Bertoli falan gibi, Bartoli gibi insanlar giriyor bu işin içine. Ve birdenbire yani bu son 20 sene içinde, özellikle de son 10 sene içinde Sicilya dünyada ciddi bir oyuncu oluyor. O yüzden ben de diyorum ki bizim modelimiz de aslında Bordo olmamalı. Biz Bordo'yu ve Şato'yu model olarak aldık. Çünkü egolar girdi işin içine. Bence bu olmuyor. Ona özeneceğin haliyle Sicilya tipi gelişme. Bence çok daha sağlıklı olur ve özellikle de şimdi dış pazarlara ihtiyaç varken şey olabilir diye düşünüyorum. Tabii Sicilya benzeri derken tutun sıcakta Nero Davola şey yapmak değil, yetiştirmek değil. Sicilya'dan bahsettiğim yani bu şekilde yöresel üzümlerini öne çıkarıp bunları da fazla böyle fıçı koyup yine bordo üzümü gibi elevaj yapmak değil de bunları aynı Bartoli'nin yaptığı gibi o teruarı, o üzümün niteliğini öne çıkaracak şekilde vinifiye etmeye çalışmak. Ne diyorsun bundan? Kesinlikle. Biraz da işte hikaye daha, hikayede kendi kartlarınızı oynamış oluyorsunuz. Yani bugün dünya piyasasında iyi bir bordo stili şarap ya da işte Sirah'tan şarap yaptığınız zaman önünüzde iki yol var. Ya dünyanın en iyi şaraplarıyla boy ölçüşeceksiniz. Kuzey Rhone ya da Bordo. Bunlar 300-400-500 senede iyi şarap üretiyorlar. Bağları eski. Şarapçılığın nasıl yapması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Yani yeniden keşfetmelerine gerek yok ve markalaşmışlar artık. İki de bunlarla boy ölçüşemeyeceksiniz ki bunlarla kimse boy ölçüşemiyor zaten. Yani iyi bir Cornas, iyi bir Côte Rôti, iyi bir San Josef'i seviyesinde üretilen Sirah dünyanın hiçbir yerinde zaten yok. Aynı şekilde bazı bordolar. Ya da bunlar değil de bunların rakipleri de bu sefer Şili, Arjantin gibi bu sefer de fiyatla yarışıyorsunuz. Yani ikisiyle de yarışmak bence açıkçası kazanamayacağınız bir savaşa girmek gibi bir şey. Onun yerine kimsenin elinde olmayan özelliklerimizi kullansak, ne bileyim işte kimsede Grillo yok, Katarato yok, Ansonico yok. Sicilya bunları kullanarak Türkiye'de de işte ne bileyim aklıma Kalecik Karası geliyor, Emir geliyor. Kimse de olmayan üzümleri kullanarak en azından kendi hikayemizi, kendi başarı hikayemizi yazabiliriz. Öbür türlü bence işimiz çok zor. Bundan sonra istersen Burgonya yapmak istiyorum ama
bir ada daha var çok güzel şarapları olan. Biraz daha kısa olacak o ama ada da çok güzel bir ada. Napolyon'un doğduğu ada. Ne dersin? Oraya gidelim mi haftaya? Harika olur. Tamam. Korsika. Korsika ile adaları tamamlamış oluruz. Tabii ki daha bir sürü güzel ada var şarap üretenin ama en azından güneyden başlayarak Santorini, Sicilya ve kuzeyinde bulunan Korsika ile bitirip ondan sonra da belki bir içeriye doğru girip Burgonya ile evet. Devam edelim. Sardinya ile ilgili bir iki şey söyleyebilirim ama yani asıl şey Canonau Sardinya'da da fena değil. Ama Korsika daha ileride Sardinya'da. Sardinya'da çok güzel yer ama bu eşim soruyordu şimdi gözünü kapa. Yere gidebilsek rahat Sardinya'ya mı giderdin şu anda istersin Korsika mı diye sordu bana bayağı şey zorlandım yani bir kolay bir cevap veremedim ama Sicilya'ya giderdim yani tekrar orada başladık orada bitirelim fiziksel gidemiyorsak da muhayyile ne güzel sınır tanımıyor şu anda gerçi bugün şey bir bordo açıyoruz çünkü güzel bir et var haftada fazla yemiyoruz kırmızı et de bugün tesadüfen şey, iyi bir kuzu pirzola bulduk. Bugün içeceğim şarap şey, bir bordo içeceğim. 1990 bir Pomerol La Conscience. Harika. Sen içeceksin bu akşam. Yani bilmiyorum biz kılıç balığı yiyeceğiz. Yanında büyük ihtimalle ben rezene salatası, portakalları, siyah zeytinli rezene salatası çok seviyorum. Başladım. Belki bugünün bu konuşmanın üzerine de bir Sicilya'dan Catarrato ya da bir Caricante hiç fena olmaz. Catarrato açarsın hangi üreticini açarsın bugün? Yani bulduğum bir üretici var. Fiyatları çok uygun. Teodo Montoni diye dediğim gibi geçenlerde Catarrato'sunu içtim çok hoşuma gitti. Değişik bir dokusu da var. Üzümü de tanıyorum. Yani yavaş yavaş tanımaya başladım. Sanırım onu içebilirim. Afiyet olsun. Peki iyi pazar, iyi hafta sonları o zaman diyeceğim. İyi hafta sonları herkese. Görüşmek üzere.